Merhaba Umut Sen TV izleyicileri. Bugün konuğumuz Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün 4 Buyurun. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde sizinle beraberiz. Madenciliğin, maden işçilerinin durumunu ve Bağımsız Maden İş Sendikası'na dair konuşacağız. Öncelikle benim ilk sorum, ilk konuşmak istediğim şey, genel kurul sonrası Bağımsız Maden İş Sendikası'nın mücadele ve örgütlenme planı, programı, yani bugüne kadar bir tarih ördünüz, bir tarihi yazdınız. Bu yolda saldırılara uğradınız, sokaklarda yattınız, Ankara'ya yürüdünüz ve bedeller ödediniz. Tahir Çetin Başkan ve kardeşimiz Ali Faik İnter'i direnişçi, direngen önderlerimizi kaybettik. Şimdiden sonra sendikanın planları ne, nasıl bir program çiziyorsunuz önünüze? Merhaba. Şimdi şöyle başlayayım. Bu dünya 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En içten dileklerimle. Madencilerin sorunları hiçbir zaman bitmemiştir. Bu bizim Tahir Başkanımızın, onursal genel başkanımızın, Tahir Çetin'in de bu mücadelede emekleri hiçbir zaman unutulmaz, unutulmayacak da. Şimdi bizim şeyden sonraki ikinci olağanüstü kongreden sonraki mücadelemiz arkadaşlarımızla yönetim olarak şöyle planımız şu, ilk hedefimiz şu anda Türkiye genelinde 218 bin madenci var. 218 bin, 210 bini şirketlerde, özel sektörlerde çalışan işçiler. Bunların için mücadele edeceğiz. Bu ilk bizim programımız bu. Bu sene programımız bu. Bu arkadaşlarımız herkes şu anda 2200-2400 lira maaş alan işçiler. Bu 2200-2400 lira maaş alan işçiler mecburiyetten emekli olduktan sonra 2200-2400 lira maaş alan işçiler. Bu arkadaşlarımız normalde 6400 lira çift asgari ücretine çalışan işçiler, 6400 lira 6600 lira maaş alan işçiler. Emekli olduklarında 2200 lira 2400 lira maaş alan arkadaşlarımız oluyor emekli olduktan sonra. O zaman da bu işçiler çocuklarının rızkını çalıyor. Bu da şu demek. Şimdi biz 2200 lira emekli maaşı aldığımız zaman özel sektörlere geri gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ailelerimizi geçindiremiyoruz. 2200 lira maaş aldığımız için, ailelerimizi geçindiremediğimiz için biz de 20 yaşında ortalama bir madenci, emekli olduğunda ortalama 20 yaşında, 25 yaşında çocuklar oluyor. Bu çocukların yerine biz işe gittiğimiz zaman emeklisiniz, siz tecrübelisiniz diye bizi işe alıyorlar. Bizim çocuklarımız işe alınmıyor. Bu çocuklar da o zaman işsiz kalıyorlar. O zaman da sokaklarda işsiz gençlerimiz oluyor. Biz de emekli olan işçilerimiz, biz de bir kamuda çalışan bir emekli arkadaşımız 5 bin lira, 6 bin lira maaş alıyorsa, biz de bunlarla eşit bir şekilde maaş alsak, biz de geriye dönüp de madene gitmeyiz. Ondan sonra bizim çocuklarımız bizim yerimizde bizim çocuklarımız çalışır. O zaman da işsizliği bir nebze olsun kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Bu Bağımsız Maden Sendikası olarak bu seneki hedefimiz bu. Şu anda madencilerin sorunları çok. Bizim Soma'da daha çok. Soma'da gördüğümüz kadar 13 bin tane madenci var bizim Soma'da. 13 bin madencinin burada bir sosyal tesisleri yok. Ne bileyim ben bunlar için uğraşacağız. Burada ne bileyim ailelerin oturacak bir lokelleri değil, bir dernekleridir madencilerin. Böyle bir dert şeyleri var. Bunları yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla işçi arkadaşlarımızla yönetimimizin programı bu şekilde. Biz bunlar için mücadele edeceğiz bu sene. İnşallah elimizden geleni yapabilirsek, bir adım attırabilirsek bu işe, bu sendika bir adım atabilirse ne mutlu bize. Tahir Başkanımız çok şeyler başarmıştı. Biz de bu sendikada bu yönetimine bir adım bayla attırabilirsek ne mutlu bizlere.
Evet. Biraz bahsettiniz ama maden işçileri gerçekten köylük koşullarında çalışıyorlar. En ağır şartlarda çalışan sektörlerden birisi madencilik. Meslek hastalıkları çok fazla, iş kazaları ve hatta ölümler yaşanıyor. Şu anda maden işçilerinin genel durumu nasıl? Şöyle diyeyim sana, biz madenlerdeki kazalara cinayet diye söyleyebiliriz. Çünkü biz bu Bağımsız Maden Sendikası'nda böyle bir kelimeler var. Çünkü biz Tahir Başkanım, Genel Başkanım, Onursal Genel Başkanım da böyle derdi. Şöyle, bu madenlerde, özel sektörlerde pek şöyle sana izah edeyim. Bugünü kurtaralım da yarın kârdır amacıyla çalışan özel sektörler. Şimdi biraz daha 301 arkadaşımızın şehit olmasıyla biraz toparladılar ama yine de insanlar madenlerde çalışırken zor şartlarda da çalışırlar. Tabii ki tozun içinde çalışırlar. Dumanın içinde çalışırlar. İnsanlar aşağı yukarı ben inanayım ki günde 20 tane, 15-20 tane meslek hastalığından ihraç edilen arkadaşlarımız var bizim buralardan gördüğümüz kadarıyla. Ama bu arkadaşlarımız hiçbir zaman da meslek hastalığından ihraç edilmiyor. İş yerleri böyle özel sektörlerde bunlar çok var. İş yerleri diye ki özel sektörlerde işten işe itaatsizlikten, işe gelememezlikten böyle şeyler koşuyorlar işçilere. İşçiler de sormuyor ki neden çıkış aldığını bilmiyorlar işçiler burada. Bir de arkadaşlarıma bizim sizin sayın Ses gitti. Tamam mı? Sesim geldi mi? Görüntün gelmiyor abi. Dur bir saniye. Tekrar şey yapalım o zaman. Bir saniye. Şimdi geldi mi Pınar? Geldi abi. Tamam. Tamam. Haberde başka bir kanaldan aradılar da. Ha, telefon çaldı. Tamam. Tamam, Evet. devam edelim. Şimdi nereden başlayayım? Özel sektörde bu meslek hastalıklarından bahsediyordum, farkında. Şimdi şöyle işte dedim ya meslek hastalıkları oluyor ama işçiler bunu bilmiyor. Meslek hastalığı çıkış aldıktan sonra işçiler öğreniyor. Kodlarını bilmedikleri işçiler yani iş yerlerinde şu anda işçilerin çoğu %90'ı yani kusura da bakmasınlar işçiler hiçbir zaman ben hangi koddan işten çıktım diye bakmıyorlar. Bu arkadaşlarımız da işten çıktığına bakmadığı için meslek hastalığından mı çıktı, normal bir çıkış mı aldığını bilmiyor. İşveren diye ki sen diye şu maddeden çıktın diye yani kendine göre bir madde ayarlıyor. İşçinin tazminatını ödüyor. Sonra bakıyor ki işçi kendinin meslek hastalığından işten çıktığını görüyor. İş işten de geçmiş oluyor. Çünkü meslek hastalığından çıksa örneğin diyelim ki 100 lira alacak ama normal bir çıkış aldığında 20 lira 30 lira verirler bu işçilere. Bu şekilde devam ediyor. Yani. Bu işçi arkadaşlarımıza sizin aracılığınızla söyleyeyim. Herkes çıkış aldığı zaman kodlarına baksın. Çıkış kodlarına kesinlikle baksın. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Evet, var. Pınar, şimdi kusura bakma ben biraz bu işlerde tam şey değil olduğum için fazla eskiden de hiç Devam konuşmazdım ediyoruz abi, bir sıkıntı yok. Gayet de zaten. iyi devam ediyor. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Buradan maden işçilerine neler söylemek istersiniz bugün de? Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü.
Günü kutlu olsun bütün işçi arkadaşlarımızın. İşçi arkadaşlarımız birlik olursa, mücadeleye birlikte devam ederlerse tek başına hiçbir mücadeleyi kazanamazsın. Birlikte olursan kazanırsın. Her şey birliğin olur. Birlik olmadı mı hiçbir şeyi kazanamazsın. Birlik olursak kuvvetli oluruz. Biz Bağımsız Maden İş Sendikası olarak hep bundan yanayız. Birlikte mücadeleyi kazanırsın. Hiçbir zaman hak verilmez, hak alınır. O da mücadeleyle alınır. Bu birlikteliğiyle alınır. Ben söyleyeceklerim bunlar. İşçi arkadaşlarımı tümüne sesleniyorum. Sendikasız olan işçi arkadaşlarımız çok. Türkiye genelinde çok sendikasız işçi arkadaşlarımız var. Bu işçi arkadaşlarımız da sendikasız olduğu için özel sektörlerde köle vazifesi görüyorlar. Yani kölelik sistemi ya da kölelik demeyelim de şey kaçmasın. Şöyle diyeyim size, yemeyici gibi oluyorlar. Özel sektörlerde sendikasız olursan, sendikalılar gene biraz bir tık iyidir. Sendikasız olursan ben Türkiye'de şu anda aşağı yukarı çok madenleri gördüm. Sendikasız işçi bir yemeyici sıfatıyla çalışıyor. Çünkü işverenin işine gelmediği anda, bugün işine gelmediği zaman ertesi gün işten çıkarabiliyor. Niye çıkarın diye soramıyorlar. Hiç kimse soramıyor. Ama bir sendikalı olsalar, bu sendika demek işçiyle işverenin arasındaki avukat demektir. Yani işçi sendikalı olmalıdır. Ama A sendikası olur, ama B sendikası olur. Ama hangi sendika olursa olsun kesinlikle sendikalı olmalıdır. İşçiler sendikalı, örgütlü. Örgütlü olurlarsa istedikler hakları istediği zaman alabilirler. Ama örgütlü olmadığın zaman sen bugün alırsın ama yarının yoktur senin. İşçilerin bu şu andaki en büyük eksikliği bizim işçilerimizin, madencilerin eksikleri bunlar. Ben de 20 sene madende çalıştım. Bu şartların ne şekilde olduğunu çok iyi bilen insanım. Benim genel başkan olarak hiç kendimi tanıtmak istemiyorum. Ben işçiyim. 20 sene madenlerde çalıştım. Madenciliğin ne olduğunu çok iyi bilen insanım. Dizimin üstünde çok ekmek yedim ben. Benim gibi çok yüzlerce, binlerce işçiyi gördüm ben. Ekmeğini bir sokum sokup da evine geri gittiğini çok insan gördüm. Çünkü yemek yiyemedi insanlar. Yer altlarında bu koşullar çok olmuştur. Her zaman da olur zaten. Yani onun için örgütlü olsunlar, sendikalı olsunlar, birlikte olsunlar yani. Hep beraber olursak her şeyi kazanırız. Hep haklarımızı alırız. Hak verilmez, hak alınır. O da mücadeleyle alınır. Bunları söylerim madenci arkadaşlarım hepsine. Canı gönülden bunları söylerim. Ben 20 sene madencilik yaptım. Bir daha söyleyeyim size. Evet. Gökay abi katıldığın için çok teşekkür ederiz. Söyle. Evet Umut Sen TV izleyicileri. Bugün Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'la beraberdik. Bağımsız Maden İş'in gelecek programına dair ve maden işçilerinin bugününe dair bir sohbet gerçekleştirdik. Gelecek yayınımızda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Kapatıyorum. Sağ ol, sağ ol. Tamam, teşekkür. Ağzına Kapatmasın, sağlık. birkaç kelime daha söyleyecektim ama tamam, kapatabilirsin. Ha. Tamam, söyle. Tamam. Dur. Söyle. Bu yer aradığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza bir nebze olsun, madenci kardeşlerimize bir nebze olsun bir şeyler verebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür edeyim. Saygıyla selamlıyorum hep tüm madencilere. Güzel bitiriş oldu bu sefer. İyi, tamam. Bazen yerlerini istersen şey yapabilirsin yani. Bazen yerler var ya, benim bazı kelimelerim var. Onları Oraları atabilirsen çok alacaklar sevinirim. abi. Şey bu arada bir biz konuştuk ya ikili. Onları alırlar. Tamam. Tamam. Hadi sağ olasın. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Arkadaşlara Kendine iyi selam bak söyle. abi. Sağ ol, Görüşürüz. sağ ol.